hiçbir zaman eksilmedin. Getirdim aşk için, dostluk için. Profesör Özlem Er ile birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Negatif meme kanseri nedir? Üç sözlü, işte ekranda gördüğümüz üç reseptörden geliyor aslında. İlki hormon reseptörleri, estrojen ve progesteron. Üçüncüsü de her iki reseptörü. Bu her üç reseptörün de negatif olması durumunda, yani hücre üzerinde görülmemesi, bu negatiflik aslında onu gösteriyor, hücrede bulunmaması durumunda üçlü negatif meme kanserinden bahsediyoruz. Neden kemoterapi dışında başka tedaviler uygulanmıyor? Soru bu. Meme kanserinin tedavisi, sistemik tedavisinden bahsediyorum. Çünkü cerrahi ve radyoterapi diğer kanserlerdekine benzer şekilde uygulanıyor. Triple negatif ya da üçlü negatif meme kanserinde. Ama sistemik tedavide elimizde ana başlık olarak üç şeyden bahsettik. Kemoterapi, hormonoterapi ve her ikiye yönelik tedavi. Her ikiye yönelik tedavi her iki negatif olduğu için uygulanmıyor. Hormona yönelik hormonoterapi de hormon reseptörleri negatif olduğu için uygulanmıyor. Dolayısıyla kemoterapi ilk seçenek olarak karşımıza çıkıyor ve bunlar hızlı bölünen hücreler olduğu için de kemoterapi aslında en etkin seçenek aynı zamanda. Daha doz yüksek, doz aralığı yoğun olarak bir kemoterapi uygulanıyor. Bu neden yapılıyor? Yalnızca üçlü negatif meme kanserleri için değil, hızlı bölünen diğer meme kanserleri için de ya da ilaç dozlarını yüksek veremediğimiz durumda böldüğümüzde oluyor. Haftalık tedavilerimiz de var. Yalnızca 2 hafta ve 3 hafta değil, haftalık uyguladığımız tedaviler de var. Ya da 3 haftalık tedaviyi 2 haftada bir, buna doz yoğun diyoruz, daha yoğun bir şekilde uygulama şeklinde. Bu da hızlı bölünen hücreleri daha çabuk kontrol altına almak için yapılan bir uygulama. Eğer hastanın yaşı, performansı, genel sağlık durumu buna uygunsa 3 haftalık aynı dozu 2 haftada verip ama aralarda kan düşmesini engellemek için tabii ki destek tedavilerimiz var. Bunları vererek doz yoğun tedavi yapılabilir. Bu üçlü negatif meme kanserlerinde de diğer meme kanserlerinde de uygulanan bir yöntem. Üçlü negatif meme kanserlerinin daha genç hastalarda görülebildiği ve bir kısmında da BRCA gen mutasyonu görüldüğünü biliyoruz. Bununla ilgili de anlatabilir misiniz? Her üçlü negatif meme kanseri olan kişi mutlaka gen testi, BRCA testini yaptırıp baktırmalı mı? Bu konuda bir standart var mı? BRCA, breast cancer'ın kısaltmasından geliyor. Çok iyi tanımlanmış 1 ve 2 olmak üzere 2 tipi var BRCA'nın. Daha çok genç hastalarda pozitifliği ya da aile öyküsü yoğun olan kişilerde görüldüğünü biliyoruz. Ama aile öyküsü olmaksızın da BRCA pozitifliği olabilir. Genç hastalarda olabilir. Yine üçlü negatif hastalarda da öneriliyor. Aile öyküsü olmasa, 35 yaşından genç olmasa bile BRCA testi yapılabilir. Burada iki avantajı var BRCA testi yapılmasının. Biri, eğer pozitifse genetik yükünüzü bilip ailenize bunu uygulayabilirsiniz. Ve kendiniz için de bir yarar var. Karşı memede gelişme riskini göstereceği için belki memeyi aldırmayı düşünebilirsiniz. Angelina Jolie örneğinde olduğu. Ya da yumurtalıklar, yine çünkü meme kanseriyle yumurtalık kanseri birlikte gittiği için bunu düşünebilirsiniz. İkinci bir avantajı da günümüzde BRCA pozitif tümörler için geliştirilmiş bir takım PARP inhibitörleri dediğimiz, üçlü negatif hastalıkta da kullandığımız ajanlar geliştirildi. Bunlar standart değil, o nedenle hani mutlaka her BRCA pozitif hastada uygulanır diye söylemiyorum. Çünkü Türkiye'de de şu anda erişimi de yok. Onu da belirtmek isterim. Ama böyle bir olasılık var. O nedenle PARP inhibitörlerini kullanmak adına. Yani burada aslında kafalar çok karışmadıysa farklı bir kanser mekanizmasından daha söz edeceğim. DNA tamir mekanizması. Hücreler kendi kendine tamir edebiliyor ve kanser hücrelerinin yok olup normal hücrelerin daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Normalde vücudumuzda ama BRCA pozitif olduğunda bu tamir mekanizması bozulmuş oluyor. Dolayısıyla kanser hücresi tamir edilemediği için daha hızlı büyüyor, daha
agresif olabiliyor. Bir yönü de bu BRCA pozitifliğinin DNA tamir mekanizması üzerinde. Onu da akılda tutmak lazım. Kemoterapi dışında yeni gelişen tedaviler var mı? Burada immünoterapiyi de soralım. Biz örneğin gazetelerde yakın zamanda okuduk. Bir aşı tedavisinin olabileceğinden bahsediliyordu. Güzel gelişmeler var mı? İmmünoterapi konusunda çok güzel gelişmeler var. Onkolojinin son 2 yıldır aslında yükselen değeri diyebilirim immünoterapi için. İmmünoterapide ne yapıyoruz? İmmünoterapi dediğimiz zaman aslında vücudumuzun savunma hücrelerini, bağışıklık hücrelerini, kanser hücrelerine karşı eğitip onlara bir bakıma aslında askerleri kanser hücresine karşı gönderiyoruz. Yani kemoterapiden farklı bir yönde gidiyoruz burada. Kanser hücresini değil de ona saldıracak olan bağışıklık hücresini hedef alıyoruz. Yine burada verdiğimiz ilaçlar var. Yani bu aslında hani böyle hani ben tabirimi caiz görün, domates yiyelim, biber yiyelim de bağışıklığımızı güçlendirelim modunda değil bu. Spesifik olarak o hücrelere özel tedavi verip o hücrelerin eğitimini sağlayıp kanser hücresine saldırmak şeklinde. Akciğer kanserinde, böbrek kanserinde, melanom adını verdiğimiz cilt kanserinde çok etkin sonuçlar ortaya çıktı. Meme kanseri için henüz standart haline gelmedi. O nedenle ben bu konuyu kendiliğimden açmadım ama soru geldiği için memnuniyetle cevaplıyorum. Şu aşamada en azından içinde bulunduğumuz dönemde meme kanserinde seçenekler tükenmeden uygulanacak bir yöntem değil ama özellikle üçlü negatif meme kanseri için umut vaat ediyor. O yüzden çok güzel çalışmalar geliyor. Sanırım bu yıl ASCO'da Haziran ayında duyacağız bir kısmının sonucunu ama daha çok da gelecek yıl duyacağız gibi geliyor. Eğer orada da güzel akciğer kanserinde ya da böbrek kanserinde olduğu gibi etkin olduğuna dair çalışma sonuçları gelirse tabii ki uygularız. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum bu kapsamlı cevap için. Denilmiş ki üçlü negatif meme kanserleri hangi organlara daha çok metastaz yapar? Benim sorum da üçlü negatif meme kanseri diğer türlere göre daha agresif, daha hızlı yayılma eğiliminde mi kabul ediliyor? Üçlü negatif meme kanseri yapısı itibariyle hızlı bölünen hücrelerden oluştuğu için evet agresif bir meme kanseri türü. Her zaman değil ama çoğunlukla üçlü negatif meme kanseri diğer kanser türlerine göre daha agresiftir. Nüks ya da metastaz yapma riski ilk 2 yılda fazladır. 2 yıldan sonra azalır, 5 yıldan sonra oldukça düşer bu oran. Sıfıra inmez ama çok azalır. Hormon reseptörü pozitif hastalarda 5 yıldan sonra da bir plato çiziyor, hala nüks riski oluyor. Hastalarımız o nedenle biz 5 yıldan sonra da takip etmeye devam ediyoruz. Hem karşı memede kanser gelişme riski her kadında olduğu gibi olması nedeniyle hem de yine metastaz gelişme riski yüzünden. Üçlü negatif meme kanseri en çok nerelere metastaz yapar? Diğer meme kanserleri gibi yine kemiğe çok metastaz yapar ama diğer organları da sever. Akciğeri, beyni, karaciğeri maalesef buralara da metastaz yapabilir. O nedenle hormon reseptör pozitifliğinde daha çok hani kemik metastazlarını görürken üçlü negatif meme kanserlerinde iç organ metastazlarını daha sıklıkla görüyoruz. Negatif dendiği zaman biraz korku kaygılar olabiliyor. Tedavi daha az olduğu için seçenekleri belki. Kemoterapinin içerisinde sanıyorum birden fazla bir ilaca direnç kazanırsa çok daha fazla kemoterapi seçenekleri var. Artı biraz evvel söylediğiniz gibi kemoterapiye çok duyarlı bir kanser türü iyi cevaplar verebiliyor. Bu kişilere ne diyebiliriz mesaj olarak? Üçlü negatif meme kanserinde ilk seçeneğimiz kemoterapi. Beraberinde radyoterapiyi kullanabiliriz. Kemik güçlendirici, eğer kemik metastazları varsa kemik güçlendirici ilaçları kullanabiliriz. Yine cerrahiden hem metastazların çıkarılması anlamında hem de eğer erken evredeyse tabii ki meme cerrahisi mutlaka yapıyoruz. Agresif değil, orada bırakmıyoruz. Meme cerrahisini de yapıyoruz. Onun dışında da kemoterapiye sizin de belirttiğiniz gibi duyarlı olması nedeniyle hemen hemen elimizdeki tüm kemoterapi ajanlarını bir şekilde kombine ederek ya da sıralı olarak kullanabiliyoruz. O yüzden yine orada da tedavi seçeneğimiz hiç de azımsanmayacak kadar çok. İmmünoterapi geliyor,
İmmünoterapi de orada yerini alacak gibi görünüyor. Yine PARP inhibitörleri eğer BRCA benzeri bir tümörü varsa, illa BRCA pozitif de demiyoruz orada, BRCA-NIS diye geçiyor İngilizcesi, BRCA benzeri bir tümörümüz varsa orada PARP inhibitörleri de yerini alıyor. O nedenle tedavi seçenekleri az değil ama çeşit olarak, isim olarak kemoterapi diye bunu bir başlık altında topluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Erkekte görülür mü diye sorulmuş üçlü negatif meme kanseri. Erkeklerde %90'ın üzerinde hormon reseptörü pozitif meme kanseri görülür ama daha az sıklıkta olmak üzere üçlü negatifte görülebilir. Adjuvan ve neoadjuvan tedavinin farkı sorulmuş. Özellikle büyük tümör olan bir büyük tümörü olan 5 santimlik tümörü olan bir kişi yazmış bunu. Evet. Eğer tümör büyükse, lenf nodlarına metastaz yaptıysa ya da cilt tutulumu varsa orada cerrahi öncesi yapılan, evreyi küçültmek için yapılan tedaviye neoadjuvan tedavi diyoruz. Bunu hormon reseptörü pozitif, HER2 pozitif ya da üçlü negatif hastaların hepsinde uygulayabiliriz. Üçlü negatif hastalarda kemoterapiye duyarlılık yüksek olduğu için aslında neoadjuvan tedavi başarısı yüksek olur genelde. Çünkü tümör hızlı küçülür ve cerrahiye daha rahat hastayı gönderebiliriz. Yine HER2 pozitif hastalar için de bu geçerli. HER2 pozitifliğinde de HER2 ajanı eklediğimiz için yine neoadjuvan tedaviyle başlangıçta ameliyat olamayacak bir kişiyi ameliyata hazır hale getirmek mümkün olur. Hormon reseptör pozitifliğinde biraz daha kemoterapi etkisi yavaş geliştiği için orada aslında eğer mutlaka neoadjuvan tedavi uygulanması gerekmiyorsa önce cerrahi arkasından adjuvan tedavi uygularız. Adjuvan tedavi dediğimiz zamansa cerrahiden sonra tümör ortadan kalktıktan sonra koruyucu anlamda yapılan tedaviye adjuvan tedavi diyoruz. Adjuvan tedavide üçlü negatif hastalıkta kemoterapiyi kullanıyoruz. Eğer meme koruyucu cerrahi yapılmışsa radyoterapiyi ekliyoruz tedaviye. Bu diğer tümörlerde de benzer. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben kapanışı şöyle yapmak istiyorum. Sizin genel olarak söylediğiniz hasta ve hasta yakınlarına yönelik olabilir. Bu süreci, tedavi süreci ve sonrasında en iyi şekilde devam ettirebilmek için neler yapması gerekir? Meme kanseri erken evrede saptanabilen bir kanser. O nedenle aslında kişisel olarak hepimize düşen bir sorumluluk doktor muayenelerimizi ve mamografileri aksatmamak. Mamografileri 40 yaşından itibaren başlanmasını öneriyoruz ama aile öyküsü varsa ya da belli bilinen risk faktörleri varsa bu tetkikler daha erken yaşlarda başlayabilir. Tetkikler yapıldı ya da bir şekilde yapılmadı, meme kanseri saptandı. Meme kanseri saptandığı andan itibaren, tanı aşamasından itibaren aslında sistematik gitmek çok önemli. O yüzden doktorunuzla aranızda önemli bir güven bağı oluşturmanızı öneririm. Güvendiğiniz bir doktor ve ekiple aslında burada multidisipliner yaklaşımdan çok bahsetmek istiyorum. Yalnızca onkoloğunuz değil, cerrahınız, radyoloğunuz, patoloğunuz yani bütün bunların doğru ve sistematik bir şekilde yapıldığı merkezlerde özellikle izlenmenizi, kendi takiplerinizi ihmal etmemenizi öneririm. Tedavi başarısında çok önemli tedavi uyumu. O nedenle tedavinin hangi aralıklarla yapılacağı, hangi tetkiklerin yapılacağı, bunların takibi çok önemli. Tedavi olduktan sonra nükslerin önlenmesi için yine gerekli tetkiklerin yanı sıra bize düşen görevler var. Nedir? Orada işte ideal kilonun korunması çok önemli ve düzenli egzersiz yapılması. Çünkü en çok karşılaştığımız soru ne yiyeyim? Aslında ne yiyeyimden ziyade ne kadar yiyeyim sorusu önemli. Çünkü yediklerimiz vücudumuzda yağa dönüşüyor ve işte kilolar artıyor. Kilolar artmasıyla meme kanseri nükslerinin arttığını gösteren çok önemli dünya çapında çalışmalar var. Düzenli egzersiz, yalnızca kilo da değil aslında burada. Vücut egzersizi algılıyor. Kilonuz aynı olsa bile yaptığınız düzenli egzersiz size olumlu bir dönüş yapıyor. Karaciğerinize, memenize, kemiğinize, her yere. O nedenle düzenli egzersiz yapmayı yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz, bir alışkanlık haline getirmemiz önemli.
düzenli beslenme, dengeli ve doğal beslenme, meyve sebzeden zengin beslenme. Burada bir parantez açıp estrojen reseptörü pozitif, hormon reseptörü pozitif hastalar için estrojen içeren besinler var. Soya, soya yağı gibi, ada çayı gibi. Bunlardan çok fazla miktarda tüketilmesi, hani tek bir kere bir ada çayı içtiniz çok bir zararı yok ama düzenli olarak tüketilmesi vücuda estrojen girmesine neden olduğu için tabii burada bir özellik arz ediyor. Onlardan uzak durmanızı söylüyoruz. Ama onun dışında her şeyden düzenli bir şekilde, bütün sebze meyvelerden düzenli bir şekilde yemenizi, dengeli bir şekilde yemenizi hem meme sağlığı hem de kalp ve genel vücut sağlığı açısından öneriyorum. Onun dışında aslında meme kanseri erken tanındığında %100'e yakın tedavi edilebilen bir kanser türü. O nedenle çok klasik, erken tanıdan hani yararlanın, geç kalmaktan korkun diyeceğim ama geç kaldığınız zaman da tedavi seçenekleri var. O nedenle o noktada da doğru tedavi yöntemleriyle, doğru yaklaşımlarla uzun bir yaşam süresi sağlamak mümkün.